Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de dünyada ekonomi gündeminden gelişmeleri sizlere aktarmaya, özetlemeye çalışacağız. Piyasa verileriyle başlayalım. Trump'ın konuşması merakla bekleniyordu. Acaba ekonomiye dönük adımlar konusunda net açıklamalar gelecek mi Trump'tan? Aslında seçim döneminde söylediklerinden çok farklı bir kompozisyon çizmedi Trump. Evet, ekonomiye dair adımlarını açıkladı. Şöyle ki devasa vergi indirimleri gelecek dedi. Göçmen sisteminde toptan değişiklik yapılacak dedi. İstihdam ve ücretlerde iyileşme olacak ve orta sınıfla şirketlere de devasa vergi indirimi sözünü yineledi. Ancak Trump'ın bu politikaları nasıl hayata geçireceği konusunda pek ayrıntı vermemesi yine dikkat çekti. Amerika'da borsa endeks vadeli işlemleri Trump'ın konuşmaya başlamasıyla birlikte yükseldi. Konuşma süresince kazanımlarını kademeli olarak azalttı. Bütün bunları nasıl yapacağına dair daha net politikalar ve işaretler bekliyordu piyasa. Ancak ben devasa vergi desteği vereceğim. Kişilere, orta sınıfla şirketlere ücretleri arttıracağım. Göçmen sisteminde toptan değişiklik yapacağım diyor Trump dünkü kongreye yaptığı ve merakla beklenen konuşmasında. Dolar uluslararası piyasalarda değerli. Amerikan Merkez Bankası Trump'ın büyümeye dönük bu adımları sonrası faiz artırımlarına hız verebilir beklentileri biraz daha artınca Euro dolar paritesi 1.0555'lere doğru geriledi. Yani dolar uluslararası piyasalarda bir miktar daha güçlendi. İçeride de gelişmekte olan piyasalarda da Fed faiz artıracak baskısıyla para birimlerinde bir baskı oluştu. 3.60-3.61 seviyelerindeydi dün dolar kotasyonları. Bu sabah 3.65'e doğru bir hareket gözlemliyoruz. 3.64.95, 3.65.20 seviyelerini sizlere aktarıyoruz. Euro TL'de 3.85'e doğru çıkan bir seyir söz konusu. Altın fiyatları 1250 dolarlardan geriledi. Dünya borsalarında Trump'ın konuşmasıyla birlikte oluşan bir baskı söz konusu. Borsa İstanbul'da 87.500 seviyesi önemli dedik. Bir miktar yükselişte isteksizlik vardı. 87.478 puanda kapanış gerçekleşti. Dünya borsalarındaki düşüşten Borsa İstanbul bugün nasıl etkilenecek? Bu izlenecek. Veriler böyle. Gündem başlıkları neler? Aktararak devam edelim. Başbakan açıkladığı KOBİ'lere esnafa 11 milyar dolarlık nakit desteği geliyor. Küçük ve orta boy işletmeler kredi için başvurdu. Bu başvuru 460 bin aştı ve girişimcilerin hepsine kredi verilecek bu kararı aldık dedi Başbakan Binali Yıldırım. Kredi verme işlemi de dün itibariyle başladı. KOBİ'lere esnafa 11 milyar lira nakit kaynak sağlanacak. Ödemeler işletmelerin yıllık cirosuna göre 20 bin lirayla 50 bin lira arasında bu krediler değişecek. Verilen faizsiz kredilerde ilk yıl ödeme yok. Sonraki 2 yılda faiz alınmayacak. 23 il kapsayan kalkınma planına göre bugüne kadar 25 milyar liralık yatırım müracaatı geldi dedi Başbakan. Müracaatlar artık doldu. Şimdi arsa tahsisi yapacağız ve yatırımlar başlayacak dedi. 150 bin kişiye de iş sağlanacağını belirtti. Bu cazibe merkezleri için biliyorsunuz inanılmaz teşvikler verilmişti. Yatırım 25 milyar liralık yatırım müracaatı geldi ve doldu limit diyor Başbakan. Aynı zamanda zirai üreticilere toplam 13 milyar lira ödeme yapılacak. Mazot ve gübre desteği Mart ayı için de çiftçilere ödenecek. Limanlarda alınan çeşitli ücretler 60 liranın üzerinde olamayacak. Bu da 75 milyon lira ihracatçının cebinde kalacak demek. Seçim dönemi deyip kaynakları heba etmiyoruz vurgusu da yaptı Başbakan ve her şeyin baharda daha güzel olacağını düşünüyorum dedi. 16 Nisan ve sonrasına ilişkinde Cumhurbaşkanı tek adam olacak, doğru, onu millet seçecek. Meclis de onu millet adına denetleyecek dedi. Hem ekonomi hem de 16 Nisan sonrası verilen mesajlar grup toplantısında Başbakan tarafından özetle böyleydi. 2017 turizm açısından nasıl başladı? 2017'ye nasıl girildi? Ocak ayı verileri geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri açıkladı. %30'luk bir turist kaybı vardı 2016'da. 2017 Ocak ayında da %10'a yakın bir düşüş var turist sayısında. Ama iyi haber, Rus turist artışı %80'in üzerine çıkmış durumda. Biliyorsunuz ilişkilerin normalleşmesinden sonra Rus turist sayısında bir çıkış bekleniyordu. Bu çıkış
artışta %80'in üzerinde gerçekleşti. Erken geliyorlar Rus turistler. İşte Nisan sonrası da 2 ila 4 milyon Rus turist Türkiye'ye gelebilir deniliyor. Ancak gelir düzeyi yüksek olan Almanya, Avrupa ülkeleri ve Japonya gibi ülkelerde %30'ların üzerinde düşüş var turist kaybı söz konusu. Ancak Mart ve önümüzdeki aylarda hem Moskova'da hem Berlin'de kongreler var, tanıtım atağı var. Avrupalı turist artık erken rezervasyonu çok yaptırmıyor. Onlar da son dakikacı oldu. Bütün bu gelişmelerle beraber turizmde bir toparlanma beklentisi sürüyor. Düğün dernekten 4 milyar lira gelecek. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı başlatmıştı. Komşunu da al gel. Gurbetçilere seslenmişti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara seslenmişti. Ve yurt dışında yapılan düğünlerin de Türkiye'de olması gerektiğini söylemişti. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı diyor ki bizim hesaplarımıza göre Avrupa'da her yıl Türkler ciddi masraflar yaparak 50 bin düğün yapıyorlar. Bu sadece belli başlı düğün salonlarındakiler. Bir de evde yapılanlar, kayıt altında olmayanlar var. En az 50 bin düğünümüz var. Aşağı yukarı bunun bütçesi de 3-4 milyar lira. Hintliler bile düğün için bize geliyor. Böylece yurt dışında yapılan düğünler de Türkiye'ye çekilecek ve buradan da 3-4 milyar lira gelir sağlanacak haberi bugün için ekonomi sayfalarında yer almış Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın açıklamalarıyla. Torun için maaş biliyorsunuz 10 ilde 6 bin aileyi kapsayan bir projeydi. Torununa bakan anneanneye babaanneye torun maaşı veriliyordu. 425 liraydı. İşte bu maaşı almaya hak kazanan bir anneanne babaanne büyük anne anlatıyor. Büyük anne maaşı için başvuran ve şartlara uyan Hatice Yıldır parayı sonuna kadar hak ettiklerini söylüyor. Ortada çok büyük bir emek ve sorumluluk var diyor. Bir torun bakmış, ikinci torununa bakıyor. Torun için maaşı hak ediyoruz başlığı bugün Habertürk'ün birinci sayfasında verilmiş. Ay turu için bilet fiyatı 35 milyon dolar. Şimdi bir ilk gerçekleşecek. Ne olacak? SpaceX firması önümüzdeki yıl 2 kişiyi bir haftalığına Ay'a gönderecek. Kişi başı 250 bin dolara mal olacak seyahate katılanlar. Ay'ın etrafında yer çekimsiz ortamda bir tur atarak dünyaya geri dönecek. Yılda 70 uçuş yapmayı planlıyor şirket. Bu seyahatlerden de 10 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Yani özetle Ay'a seyahat başlıyor. Bilet fiyatı da 35 milyon dolar. SpaceX bunu gerçekleştiriyor. 2 kişiyi Ay'a götürecek ve tur attıracak. İkinci el araç konusunda bir takım düzenlemeler vardı biliyorsunuz. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ayrıntıları açıklamıştı. O ayrıntılar da yavaş yavaş hayata geçiyor. Artık ikinci el araç aldınız. Tüketiciyi koruma adı altında kilometre garanti şartı da getirilecek. Yani ikinci el aracınıza da satan firma garanti verecek. Kapsam da 10 bin kilometre olacak. Aynı zamanda ürün ihtisas borsası da devreye giriyor. Yani gıda ürünlerine mesela buğdaya ilişkin fiyat verip buradan da borsa yoluyla para kazanabileceksiniz. Buğday, fındık, kayısı, üzüm, zeytin ve pamuk diğer yatırım araçları gibi borsada işlem görecek. Alınıp satılacak. Buğdayın ilerleyen aylarda prim yapacağını düşünüyorsanız buğday senedi alabileceksiniz. Dolayısıyla buğday, fındık gibi ürünlerde gıdada borsada işlem görmeye başlayacak. Hem ikinci el araç düzenlemesi hem de bu düzenleme Gümrük Bakanı tarafından açıklandı ve bugün gazetelerde var. Bunun dışında acaba hani 20 yıl vadeli 240 ay vadeli konut satışı kampanyası başlamıştı ya, 1 Şubat itibariyle başladı bu kampanya. 28 günde bu kampanyanın sonucu ne oldu? 2.6 milyarlık konut satıldı, yani 2300 konut satıldı. Bu da günde 72 konut satışı demek. Ortalama fiyatlarda 400-450 bin liraya denk geliyor konut, satılan konutların ortalama fiyatı. Kampanya 31 Mart'ta sona erecek. Şimdi Ocak ayında konut satışları daha kampanya başlamadan düşük faiz nedeniyle onun inmesiyle %13'e yakın artmıştı. Şimdi bu kampanyayla beraber Şubat ayında da konut satışlarının ciddi bir inme kazandığını söyleyebiliriz. Yani 28 günde 2.6 milyarlık konut satılmış. En çok ilgi de 10 yıl vadeye, yani %0,45'lik faizle satılan konutlara gösterilmiş. Kadının kredi kartı
kartı, ehliyeti, akıllı telefonu yok. Bu Ipsos'un bir araştırması. Türkiye'de kadınları anlatıyor. Kadınlar biliyorsunuz OECD şampiyonu. Nasıl şampiyon? 377 dakika yani 6 saatten fazla ev işi yaparak bir rekora imza atmışlardı. Bu kadar çok ev işi yapıp hem çalışıp hem çocuk bakınca da işte kredi kartı yok kadınların. Daha çok eşlerinin kredi kartlarını kullanıyorlar ya da ailesinin. Ehliyetleri yok. Araç trafikte daha fazla kadın görüyoruz ama henüz yeterli olmadığını bu verilerden anlıyoruz. Telefon var ama akıllı telefon kullanımı yok. İnternet kullanımı bir miktar yaygınlaşıyor. Türkiye'de kadınların durumunu da böyle anlatıyor Ipsos araştırması diyelim. Ekonomi gündemini özetlemiş olalım verilerle birlikte. Az sonra Parametre'deyiz. Bekliyoruz.